Bu sene senin için Survivor nasıl geçti? Hadi oradan başlayalım. Bir şey değil mi? Harika geçti. Hiç kimse inanmıyordu. İlk hafta denir, yok helikopter denir, yok uçak denir. Herkese iyi bir ders verdiğimi düşünüyorum. Hayatta imkansız diye bir şey yoktur. İlk defa halktan All Star'a giren tek yarışmacıyım. Hatta iki kişiydik. Evet. Arkadaşım elendi ilk hafta. Ben 4 ay 6 gün orada kaldım. Çok mutluyum. Çok güzel. Tepkiler çok güzel. İnsanlar beni çok seviyor. Sağ olsunlar. Ben Onur seviyorum. Yemin ediyorum sarılmaktan full üstüm ter oldu. Seni en çok zorlayan an hangi andı? İnsanlar ve egolar. Çok acayip insanlar. Hepsi şampiyon da herkes Survivor'dan bir yerlere geldi. Onları çok seviyorum. Ya hepsi arkadaşım ama beni çok zorladılar. İlk haftanın ismimi yazdılar. Survivor'a ilk defa gelmişim. İnsan biraz sahip çıkar. Bayağı şeyler oldu ama sorun oldu. Çok güzel. Çok mutluyum. Buradan sonra inşallah bir All-Star için çok savaşacağım. Daha iyi çalışacağım. Hiç çalışmadan gittim bu arada. Çünkü hiç çalışmadın mı? Ben bile kendim inanmıyordum. İlk hafta ben bir intikam yani kendimi ifade etmek için, insanlara örnek olmak için gidiyordum. Ben kekemeydim çok büyük. Sırf onun için insanlara kendimi ifade etmek için gidiyordum ve bayağı iyileştim. Gördüğünüz gibi. Bundan sonraki hedefim inşallah oyunculuk ve orada da çok güzel insanlara teklifler geliyor mu teklifler? Var bir şeyler var. Vallahi da bakalım inşallah ilk aklım All Star'da. Buradan Acun abiyle sesleniyorum. All Star'a gitmem lazım. Tekrar intikam var. Hiç çalışmadan gittim. Çalışsam demek ki ben de bu koltukta olabilirdim. Yani ben de burada yarışabilirdim. Bir şey söyleyeceğim. Yolunu gözleyen biri var mıydı? Al sana bomba söyle. Aşk mı? 30 yaşındayım. Hiç aşık olmadım. Yapma öyle şeyler. Aldatalım. Çünkü o zamanlar bunu hatta bir açıklamada vermiştim. Kelebek'te röportaj vermiştim. Nasıl oldu işin? Lisede bir kıza aşık olmuştum. O zaman da çok kekemeydim. Bana kız dedi ki 2-3 metre öteme yaklaşma dedi. Hadi ya. Ama o kız bana yazdı, DM yazdı. Ona cevap bile vermedim, görmedim bile intikamlar. Buradan bir mesaj göndersen ona, hadi bizim için. Ne diyeyim, olan o biliyor, gördü. Ama bu ilgiden sonra o bana yazdığı için hiç hoşuma gitmedi. Daha önce neredeydiniz? Hiç olmayan akrabalarım var, hiç olmayan arkadaşlarım var. Herkes bana ulaşmak istiyor. Ben kim yoklukta varsa hala onlarlayım. Çok insan hayatıma almıyorum. Vallahi Acun abine Allah razı olsun. Benim hayatıma çok güzel şeyler verdi. Çok mutluluk kattı ve iş olarak da çok iyi şeyler kattı. Allah uzun ömürler versin Acun abiye. Onu çok seviyorum. Kardeşim yakışıklı çocuksun da hiç böyle DM'den alev atan falan olmuyor mu ya? Dur ne alevi ya? Olur tabii. Oluyor da olmaz. Hiç kalp alev falan yok mu? Olur var. Var da aşık olamıyorum. Ben aşık olmam lazım. Onlar değil. Peki senin kalbine giden yol nereden geçer? Nereden geçer? Yani ne yapması lazım bir kadının senin kalbini kazanması? Hissetmem lazım. Esmer olsun. Esmer uzun boylu olsun. Sen bilirsin bu kadınlar ne ister? Kadınlar şu an para istiyor. Şöhret de isteyen var. Şöhret var da ben aşk istiyorum. Ben direkt bana baksın, beni sevsin, hoşlansın. Biz lanet olası erkekler ne isteriz abi? Huzur. Yapma böyle şimdi. O kadar basit değiliz biz de ama. Ben basit düşünüyorum. Sevgi istiyorum ben. Ama gerçek sevgi. Onu yakalayacağım bir gün. İşte onu yakalayınca da aileme güzel bir felin götüreceğim. Bak burada heyecan yaptım, evet. Bak bir şey söyleyeyim mi? Onu yakaladığın an bir cumhuriyet benden. Yemin et. Söz. Yer sarılacağım söz. Sana. Hadi ben geliyorum. O kadar da sıkayım lazım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.